Umarım çok daha güzelleri yapılsın. Çok güzel bir proje. Bizler de o kocaman kalın seslerimizle ninni söyledik. Hangi ninni sesi? Zaten Atoğlu Hoca'nın ki çok ciddi hayranı olmuş olduğum bir kişidir kendisi. Çok, çok mutlu oldum. Ve projenin ulaşacağı yerler bence hepimizin, hadi hep beraber çocuklarımızın ninni söyleyelim ve geleceğini düşünüyorum. Hatta bunu bir böyle bir akım haline de getirebiliriz. Devam evet, seslerimiz bas boyutun. Annelerin sesleri ince. Onlar da bas boyutun olarak tatlı tatlı söyleyebilir diye düşünüyorum. Ama toplum Atoğlu Hoca'nın şiirinde olduğu gibi en önemli konu aslında uyanmak. Yani ruhsal uyanış. Yoksa tabii ki de çocukların uyku ihtiyacı var. Tabii ki de büyümeleri için uyumaları gerekiyor ama asıl konu ruhsal uyanış ve farkındalık. Böyle projelerle tatlı tatlı birbirimizi böyle yürütelim, hadi kalkalım, hani söyleyelim, hadi yapalım. Bunlarla çok güzel yerlere geleceğiz. Aslında sizin de tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Evlatlarınız var. Evet. Çok yakın dönemde, çok küçüklerdi. Evet. Sever miydiniz onların ününü söylemeyi? Ben, ya bir tane şöyle bir şey yaşandı. Bir gün Ayşe'ye yine böyle uyumuyor, zor uyuyor benim gibi. Ben de çok zor uyuyordum. En sonunda ya baba dedi, senin sesin çok kalın, ben uyuyamıyorum. Bir anda annesini çağırdı. Brutal mı söylüyorsunuz? Hayır, brutal de değil ama şey böyle hani biraz herhalde kalın geliyor. Ondan sonra biraz kafa sesi yapayım dedim, çalışmadı. Ondan dolayı bir gün öyle bir şey yaşanmıştı. Yani çocuklar anne ve babalarını tanıdıklarında o titreşimi, o rezonansı hissettikleri için hem kafalarıyla hem sesleriyle duygusal uyanışları ve ülkeye geçiş ve büyümeleri için alacakları o bütün dürtüyü bence alıyorlar. Çok acaba önemli. Acaba şey mi merak ediyorsun? Aileniz size ne söylüyordu da rakçı oldunuz? Ha, düşüneyim. Ya aslında biz çok annem inanılmaz bir kadın. Yani o hep biz çocukken o kadar hani şey büyüktü ki hani bir ikiz olduğumuz için bir tane böyle alırdı. Çok güzel ninnilerle büyüdük. Hep duygusu olarak hep biz kavrandığımızı hissettik. Ve çok etkileyen var mıdır sizi? Ninniydi yani. Ya genellikle ninnilerdeki o anne güvenini hissettim. Ben şu an mesela bu şiiri bestelerken de onu hissettim hep. Hep o annenin vermiş olduğu ben buradayım, sana hiçbir şey olmaz hissi. Ondan sonra da bir şarkımda ortaya çıktı. Korkma, sana hiçbir şey olmaz. Çünkü aslında anne ve babanın çocuğa vermiş olduğu o doğadan gelen o güven ve onu hayata hazırlaması çok değerli bir şey. Onun için neyi çok önemli aslında. Gecenin son senfonisi. Bir sonraki anladığımda projenin devamı gelecek. Yine teklif gelirse okur musun? Seve seve. Bayıla bayıla. Zaten hatta konuştuk sen İsmail Bey'le. Çok güzel fikirler var aklımızda. Gelişiyor sanırım. Tabii tabii. Bakalım nereleri dönecek. Sormam gerekiyor. Nurgül Hanım'a ne yaşadınız da bu kadar serzenişte bulundu? Valla bence o öyle demek istememiştir ya. Yani bazen insanların hayatın içerisinde psikolojik olarak zor zamanları olabiliyor. Bence öyle demek istememiştir o. Bence Nurgül çok çok tatlı bir kadın. Biraz böyle belki zor bir zaman geçiriyor. Herhangi bir şey yaşandı mı? Hani öyle bir yazı yazılabilecek bir gerginlik, bir tatsızlık? Ben farkına varmadım onu. Konser öncesindeki çok yoğun böyle bir dönem oluyor biliyorsunuz sahne hazırlanırken. Bence o da öyle söylemek istememiştir. Çünkü o da çok çok değerli bir sanatçı ve zor bir zaman geçiyordur belki. Yani çok affedersiniz, size sallarken bütün piyasaya salladı. İşte bence... Gözünüzde büyütmeyin dedi bu tarz şeyler. Yani olsun. Yani bence... Size bir kırgınlık yok. Hayır. Bence orada biraz öyle hissetmişti. Ondan dolayı. Yoksa çok tatlı bir kadın ve çok iyi bir sanatçı. Duygusu olarak bu zorluklar çekiyor belki hayatımda. Anladım. Peki.